Bakın bir böyle olsun. Bir de bunların şu şekilde dik versiyonları olsun. Bunları menü olarak düşünebilirsiniz veya benzer başka bir şey. Tamam. Yan yana dizdim bunları. Daha komplike nasıl olur? Şu aralarına da koyalım. Şöyle. Pardon. Şöyle dizdim. Yani bunları da diyorum ki şöyle duracaklar. Şimdi out olayı atla, buna çok fazla constraint eklemeniz lazım aslında. Her birini ayarlamanız lazım. Doğru mu? Out olayı atla yapmak istiyorsanız. Direkt yani her birini ayrı ayrı constraintler eklemek istiyorsanız. Bunun yerine stack view var. Stack view diye bir kontrol var. Bu horizontal stack view, yani yataya doğru nesneleri dizen ve vertical stack view olarak ikiye ayrılıyor. İster buradan alıp üzerine kontrolleri koyarsınız veya şurada göreceğiniz ikon bu işi yapıyor. Kontrolleri stack view içerisine alıyor. Şunu yapmanız lazım. Sizin gruplayabildiğiniz veriler var ise şayet arayüzde, onları seçip örneğin ilk grubumuz şurası olsun. Şunları seçtim ben. İlk grup. Bunları bir stack view içerisine aldım. Bakın şu alttaki ikona tıkladım. Şu. Embed in stack view diyor. Şimdi bunları bir grupladı. Şuradaki stack view'in bakın neyi var? Vertical'ı var, horizontal'ı var. Nesneleri yatay veya dikey dizecek olan. Alignment'ı var. İçindeki kontroller işte dolduracak şekilde olsun. Ortalasın, sağa yaslasın, sola yaslasın. Distribution'ı var. Bunlar stack view içerisindeki nesneler nasıl yerleşecekler? Örneğin fill equally derseniz şayet her biri eşit boyutta olacak şekilde yerleştirir nesneleri. Ben fill equally dedim ve şu alttaki spacing'e de aralarında boşluk bıraktım. 2 birim, 3 birim ne kadar istiyorsanız. Tamam. Şöyle birer piksellik boşluk bıraktım. Bu bir. Sonra şu alttaki gruba geldim. Bunu da bir stack view içerisine aldım. Sonra diyorum ki buna out olayı atla sağa sola yaslayayım bunu. Tam ortaya toplandı ya. Şunu açtım. Dedim ki bu sağdan 10 piksel, soldan da 10 piksel olacak şekilde sağdan soldan. Yukarıdan aşağı onları ayarlayacağız. Bakın sağa sola yasladım bunu. Yine stack view'e geldim. Fill alignment dedim. Şey, fill equally dedim. Aralarına boşluk bıraktım. Birer piksel. Tamam. Şu alttaki grubu seçtim. Bunu da stack view içerisine aldım. Aynı şekilde bunu da sağa sola yasladım. Bunların da şöyle aralarına boşluk verdim. Tamam. Şimdi bunların hepsini bir arada yönetmek için şunu yapabilirsiniz ilave. Bunların hepsini de seçip tümünü de hepsini de bir stack view içerisine alabilirsiniz. Sonra bu stack view'i ekrana yerleştirirsiniz. En dıştakini yani. Kenardan sağdan soldan üstten boşluklar bıraktım. Stack view yerleşti. Ya fill equally diyeceksiniz. Hepsini eşit oranda ayarlayacak. Aralarına boşluk bırakacaksınız şöyle.